Selamun Aleyküm arkadaşlar. Akademi Mehtum kanalına hoş geldiniz. 8. sınıf denki tur ve ahlak bilgisi 2. dönem 2. yazılı hazırlık videosuna hoş geldiniz. Kanalımızın oynatma listelerinden yazılı hazırlık videolarına ulaşabilirsiniz. Neler var arkadaşlar? Denki tur olarak bu ikincisi. Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin hayatı, Arapça yazılı hazırlık videoları kanalımızın oynatma listelerinde var. İnşallah zamanla daha da fazlası olacak. Destekleriniz için şimdiden teşekkürler. Ayrıca kitap olarak Arapça ders kitabının cevaplarına ulaşabilirsiniz. Elif Ba videoları, Kur'an-ı Kerim videoları var. İnşallah zamanla daha da fazlası olacak. Hepinize gireceğiniz bütün sınavlarda başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah zihin açıklığı versin. Özellikle LGS'de de hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. İnşallah arzu ettiğiniz yerlere ulaşırsınız. Haydi Bismillah başlayalım. Müslüman insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. Arkadaşlar doğru ve yanlış ile dolduracağız. Evet arkadaşlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi. Sünnetullah kavramı fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalar için kullanılır. Evet Allah'ın kanunları demek arkadaşlar. Yani şimdi fiziksel için kullanıp biyoloji için kullanmasak veya toplumsal için kullanmasak Allah'ın kanunları her yerde geçerlidir. İnsan sorumluluğu sayesinde iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı ayırt edebilir. Sorumluluğu sayesinde ziyade arkadaşlar aklı sayesinde iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı ayırt edebilir arkadaşlar. Yanlış olacak. Kalbimizin çalışması, nefes alıp verişimiz bizim özgür irademizle gerçekleşir. Hayır arkadaşlar, kalbimiz biz istesek de istemesek de orada çalışmaya devam ediyor. Yanlış. Kimse kendi elinin emeğinden daha hayırlı bir rızık yememiştir. Doğru. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu işçiye. Evet. Kimse kendi elinin emeğinden daha hayırlı bir rızık yememiştir. Evet doğru ve hatta ayet-i kerimede ve elleyse lil insan illa mesela insan için ancak kendi çalıştığının karşılığı vardır buyuruyor. Necm suresi 10. ayette arkadaşlar herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Ve elleyse lil insan illa ma sa'a. Necm suresi 10. ayet olabilir arkadaşlar. Tam yerini Necm suresi gibi geliyor. Bakabilirsiniz. Ve elleyse lil insan illa ma sa'a. Evet. B. Cümlelerdeki boşlukları aşağıda verilen kavramlar arasında seçerek doğru olan olarak tamamlayınız. Buradaki boşlukları tamamlayacağız. Bir konuda doğruyu bulmak için bilgisi olan kişilerle görüşmek ve fikir alışverişinde bulunmaya arkadaşlar istişare denir. İstişare. Peygamberimiz bile sahabeye danışmıştır arkadaşlar. Hatta sahabenin fikirlerine değer verip savaşta yani savunma savaşı yapma durumundayken normal şekilde cephe savaşı yapılmıştır. Hatta Hendek Savaşı'nda yine bir sahabenin önerisiyle yine Hendek kazılıyor. Bu şekilde arkadaşlar Peygamberimiz sahabenin fikirlerine de önem verirdi. İstişare etmek sünnettir. Yani kendi kafamıza göre her zaman karar almayacağız. Yani hani özellikle aile büyükleriyle istişare edeceğiz. Güç ve tehlikeli bir işe girişirken kişinin kendinde bulduğu güven duygusudur. Arkadaşlar cesaret. Cesaret. Karar vermek, bir şey yapmak hususunda büyük bir kararlılıkla gayret göstermek anlamına gelir. Arkadaşlar azimdir bu da. Azim. Bir iş ve davranışta azim ve sebat göstermek, bir konuda iyi düşündükten sonra verilen karardan dönmemektir. Bu da kararlılık olacak. Yan taraftan aldık kararlılık. Pardon. Kararlılık. Adil olmak her hak sahibine hakkını vermek demektir. Hakkı gözetmek. Hakkı gözetmek. Burayı da bu şekilde dolduracağız arkadaşlar. Bunu da şöyle çekelim. Aşağıdaki kelimeleri uygun kelimelerle eşleştiriniz. Uygun kelimelerle eşleştiriniz. Şimdi evet. Allah'ın Celle Celaluhu'nun bir ve tek olma inancı arkadaşlar. Buna ne diyoruz? Nerede? Tevhid. Evet. Burada tevhid 3 arkadaşlar. Allah'ın Celle Celaluhu'nun bir ve tek olma inancı 3. Tevhid arkadaşlar. Sözlükte toplamak, okumak, bir araya getirmek anlamına gelir. Arkadaşlar bu da Kur'an. Kur'an. Allah'ın Celle Celaluhu'nun peygamberleri aracılığıyla bildirdiği esasları tereddütsüz kabul etmektir. Tereddütsüz kabul etmek. İman, inanç.
Pardon. İnanç 4 numarayı buraya yazacağız. Hazreti Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem sözleri, uygulamaları ve sahabelerin yapmış olduğu davranışları onaylamasına ise sünnet diyoruz. 2 numara arkadaşlar şöyle sünnet. Kur'an-ı Kerim'de yer alan insanlar arasındaki hukuki, idari, mali, iktisadi ve beşeri ilişkileri düzenleyen hükümler ise muamelattır. Muamelat. 1 numara burası muamelat dedik. 2 numara sünnet arkadaşlar. Evet burası. 3 tevhid. Allah'ın bir ve tek olma inancı. Geldik 4 numara. Allah Celle Celaluhu'nun peygamberlere aracılığıyla bildirdiği esasları tereddütsüz kabul etme inanç. 5 numara ise arkadaşlar sözlükte toplamak, bir araya getirmek anlamlarına gelir dedik. Ezallah ezan okunuyor. Evet videoya da başlamış olduk arkadaşlar. Kureyş suresinin okunuşunu ve anlamını yazınız. Arkadaşlar şöyle yazmakla vakit kaybetmemek için şöyle bir aldım. Bismillahirrahmanirrahim. İlafi Kureyş, ilafim rihlete şitâi ve sayf. Feliyabudu Rabbe hâzel beytillezî ed'amehum min cû'in ve âmenehum min havf. Bu şekilde arkadaşlar bakarak buradan Türkçesini derseniz Arapçasını da yazabiliyorsanız onu da yazabilirsiniz. Ama yazamıyorsanız Türkçesini bu şekilde yazabilirsiniz. Ama şunu söyleyeyim ezberlerken asla Türkçesinden ezberlemeyin. Çünkü Türkçedeki arkadaşlar bazı seslerin Arapçadaki seslerin karşılığı Türkçedeki alfabede yok arkadaşlar. Mesela işte H harfi, H harfi, peltekse yok. Dolayısıyla buradan ezberlediğimizde yanlış ezberleriz. Kureyş suresinin anlamı ise Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kureyş'in emniyetini sağladığı, yaz ve kış yolculuğunda onları ısındırıp yakınlaştırdığı için onlar bu evin Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Ki o Allah kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve her çeşit korkudan güvenliğe kavuşturandır. Bu şekilde arkadaşlar. Burayı da alabilirsiniz. Şöyle büyük gösterelim. Evet. Geldik diğer sorularımıza. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. Her soru, her doğru sorunun cevabı 4 puan. Berat Bey çok çalıştı, çabaladı. Sonunda zengin bir iş adamı oldu. Berat Bey aşağıdakilerden hangisine zekat verebilir? Kalbi İslam'a ısınmayan Maria'ya, yolda kalmış Berivan'a, oğlu Ahmet'e, dul ninesi Eda'ya. Arkadaşlar, biz kimlere zekat verebiliriz, kimlere veremeyiz? Bir kere Müslüman olacak zekat vereceğimiz kişi ama Peygamberimiz döneminde kalpleri İslam'a ısındırılmak istenilenlere de kalpleri İslam'a yani yakın duruyor ama Müslüman olmamış onlara daha çok ısındırmak için zekat verilebiliyordu. Burada ısınmayan dediği için aşıkı gitti. Biz anne babamıza, dedemize, ninemize, kendi çocuklarımıza zekat veremeyiz. Yani ağacın gövdesi gibi düşünün gövdeyi veremiyoruz. Kime verebiliriz? Kardeşlerimize verebiliriz. Amcamıza, halamıza, dayımıza, onun çocuklarına yani akrabamızın çocuklarına, abimizin, ablamızın çocuklarına, halamız, amcamız, teyzemiz, dayımız, onların çocuklarına, komşulara yani ihtiyacı olanlara, dinen zengin olmayan kimselere zekat verebiliriz. Ama veremeyeceğimiz kimseler kendi çocuklarımız, anne babamız, dedemiz, ninemiz. Bunlara zaten bakmakla yükümlüyüz arkadaşlar. Bunlara zekat veremeyiz. O zaman bu ikisi de gitti. Yolda kalmış Berivan'a zekat verebiliriz. Yolda kalmışlara zekat verilir. İlhan Bey bu yılki Ramazan orucunun ailesiyle birlikte tuttuklarını bayramdan önce fakirleri sevindirmek için evdeki her birey için sadaka verdiğini söyler. İlhan Bey'in verdiği sadaka aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar fitre diyoruz. Fıtır sadakası, fıtık sadakası demiş gitti. Fidye. Fidye ise şudur. Fidye Ramazan'da orucunu tutamadın. Sağlığına da kavuşma durumun yok. Yani Ramazan'dan sonra tutamayacaksın. Veya Ramazan'da işte tutamadığın orucun arkadaşlar fitre miktarıyla veya daha fazlasıyla verebilirsin gün için verdiğin parası. Sadaka-i cariye ise arkadaşlar yani normal hayra sanat yapmak. İşte bu sadaka-i cariye nedir? İşte çeşme yaptırmak, okul yaptırmak vesaire. Fitre işte bu bayram namazından önce Ramazan'da vermiş olduğumuz arkadaşlar sadakaya fitre diyoruz. Geldik. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisiyle aşağıdakilerden hangisini öğütlemektedir? Evet, ezan bitti. La ilahe illallah Muhammed Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisiyle aşağıdakilerden hangisini öğütlemektedir? Bana
Şunlar hakkında söz verin, ben de size cenneti müjdeleyeyim. Konuştuğunuz zaman doğru konuşun, söz verdiğinizde sözünüzü tutun, size emanet edileni koruyun. Danışarak iş yapmayı, merhametli olmayı, insanlara değer vermeyi. Arkadaşlar, burada istenilen 3 özellik de güvenilir olmayla alakalıdır. Cevabımız D şıkkı. İslam dini yardımlaşma konusu üzerinde titizlikle durmaktadır. Bu yüzden yardımlaşmayı sadece kişinin isteğine bırakmamıştır. Zengin olanlara zekat ibadetini farz kılmıştır. Zengin insanların sahip oldukları malları paylaşmalarını dini bir görev olarak nitelendirmektedir. Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de mallarında muhtaç ve yoksul insanlar için bir hak vardır diye buyurmaktadır. Buna göre durumlarında hangisi ya da hangileri öğütlenmiş olabilir? Sahip olduğu imkanları fakirlerle paylaşmalı. Evet. Yardım yapılırken anne babadan başlanılmalı. Arkadaşlar zaten anne babamıza bakmakla yükümlüyüz. Dolayısıyla ona zekat veremeyiz. Bu gitti. Zor durumda olanlara yardım edilmeli. Evet, 1 ile 3'ün olduğu şık B şıkkı arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. Kur'an-ı Kerim'de muhtaç insanlara yardım eden, onları sıkıntıdan kurtaran kişilerin yapmış oldukları yardımların kendi mallarından budanıp gürleşen ağaç misali gibi bir şey eksiltmeyeceğini belirtmiştir. Verilen açıklama aşağıdaki ayetlerden hangisiyle ilişkilendirilebilir? Yani budanmış bir ağaç gibi arkadaşlar. Budanmış bir ağaç düşünün. Budadıkça her sene buduyoruz ama bir dahaki sene daha çok gürdal çıkarıyor ve daha güzel meyveler veriyor. Hatta bazı ağaçlar daha iyi meyve vermesi için her sene budanması gerekiyor. İşte bunlardan birisi mesela ne? Asma düşünün, üzüm düşünün, bağ düşünün. Birçok ağaç arkadaşlar aslında budanması gerekiyor. Dolayısıyla ve daha çok veriyor. Budamadığınız zaman o sene meyveler cılız oluyor, az oluyor. İşte burada anlatılmak istenen de bu. İlişkilendirilebilir diyor. Allah yolunda mallarını harcayanların örneği 7 başak bitiren tane gibidir ki her başakta 100 tane vardır. Allah dilediğine kat kat fazlasını verir. Arkadaşlar cevabımız bu. Diğer şıkları da okuyalım. Eğer sadakaları, zekat ve benzeri hayırları açıktan verseniz ne güzel. Eğer onu fakirlere, onları gizleyerek verirseniz işte bu sizin için daha hayırlıdır. Namazı kılın, zekatı verin. Önceden kendiniz için yaptığınız her iyiliği Allah'ın katında bulacaksınız. Şüphesiz Allah yapmakta olduklarınızı noksansız görür. Mallar ve evlatlar dünya hayatının süsüdür. Ölümsüz olan iyi işler ise Rabbinin katında hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha layıktır. Cevabımız A şıkkı. Diğerlerinde bu ağaç misali yok. Nuh Aleyhisselam ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Kavmini yıllarca tevhid inancına çağıran ülül azm olan peygamberlerden biridir. Yani büyük peygamberlerden. Evet. Onun adını taşıyan bir sure vardır. Kur'an-ı Kerim'de 71. suredir. Kavminin cezalandırıldığı tufan tarihte Nuh tufanı olarak bilinir. Evet, bu da doğru. Kavmi ona inanmaya başlayınca Nuh tufanı sona ermiştir. Hayır arkadaşlar, inanmadığı için zaten gemiye biniyor inananlar. İnanmayanlar helak oluyor. Bu yanlış bir bilgi. Mekkeli müşrikler hicretten önce Hazreti Muhammed'e her türlü eziyeti yapmışlar. Onu öldürmek istemişler. Sonunda da onun Medine'ye göç etmesine neden olmuşlardır. Ancak Peygamberimiz binlerce kişilik ordusuyla Mekke'ye girdiğinde hiç kimseden intikam almadı. Hazreti Yusuf'un kendisini kuyuya atan kardeşlerinin kötülüklerine rağmen onlara aynı şekilde muamelede bulunmamıştır. Yukarıda verilen metinde Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin ve Hazreti Yusuf aleyhisselamın hangi ortak özellikleri vurgulanmıştır? İnsanlara değer vermeleri, hakkı gözetmeleri, hoşgörülü ve affedici olmaları, akrabayı gözetmeleri. Arkadaşlar burada istenilen evet şu diğerleri hoşgörülü ve affedici olmaları ortak özelliği ikisinin de arkadaşlar affedici olması. Allah'a ibadet edin. Ona hiçbir şey ortak koşmayın. Anne ve babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz ki Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. Nisa suresi 36. ayet Kur'an'ın hangi ana konusunda bahsetmektedir? İnançtan bahsediyor mu? Evet. Allah'a kulluktan bahsediyor mu? Evet. Allah'a ibadet edin. Ona hiçbir şey ortak koşmayın. Evet. Anne ve babaya, akrabaya, evet, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya burada bir yani iyilik edin diyor. Ahlak meselesi var. Kıssa olarak peygamberlerin kıssalarından arkadaşlar bir şey hikaye anlattığı yani olay anlattığı bir şey yok. Dolayısıyla cevabımız kıssalar. Geldik diğer sorumuza. Hayber Savaşı esnasında efendisinin koyunlarını güden Hayberli siyah bir köle Hazreti Peygamber'in yanına geldi. Köle Peygamber Efendimiz'i tanımak istedi ve ona beni neye davet ediyorsun diye sordu. Allah Resulü de seni İslam'a, Allah'tan başka ilah olmadığına, benim Allah'ın Resulü olduğuma,
inanmaya ve sadece Allah'a ibadet etmeye davet ediyorum dedi. Bunun üzerine siyahi köle, peki ben şehadet getirir Allah'a iman edersem buna karşılık ben ne elde edeceğim dedi. Allah Resulü de eğer bu hal üzere ölürsen cennete girersin buyurdu. İmana gelen köle ya Resulallah, ya Resulallah güttüğüm koyunlar emanettir. Ne yapayım deyince Hazreti Peygamber ona koyunları bizim karargahımızdan çıkar. Allah emaneti yerine ulaştıracaktır buyurdu. Çoban da öyle yaptı. Koyunlar sahibine ulaştı. Metinde Hazreti Peygamber ile ilgili hangisine ulaşılamaz? Her durumda dini tebliğ etme görevini yerine getirmeye çalışırdı. Evet. Savaş ahlakına dair güzel örnekler ortaya koymuştu. Evet arkadaşlar burada savaşta bile hani birisi geliyor ona nezaketli bir şekilde davranıyor. Güvenirliği zedeleyecek davranışlardan kaçınırdı. Evet. Duanın önemiyle alakalı bir şeyden bahsetmiyor arkadaşlar. Duanın önemini çevresindekilere kavratmaya çalışırdı. Burada bu durumda çıkarılacak bir sonuç değil. Ama aslında bu soru şöyle olsaydı daha net olurdu arkadaşlar. Metinde Hazreti Peygamber ile ilgili hangisine ulaşılır deseydi A şıkkı daha garantiydi. Ama burada metinden çıkaracağımız sonuç savaş ahlakına dair güzel örnekler ortaya koymuştu. Evet savaşta arkadaşlar ne oldu? Dışarıdan gelen birisine nazik görüşme isteğini kabul etti. Güvenirliliği zedeleyecek davranışlardan kaçınırdı. Yani ona güven verdi. Yine bu da arkadaşlar buradan çıkarılacak sonuçlardan. Mallarını Allah'ın rızasını dileyerek ve işlerine gelerek harcayanların durumu tatlı bir yamaçta bulunan, üzerine bolca yağmur yağan, bu sebeple ürünü iki misli veren bir bahçe gibidir. Bakara suresi 265. ayet. Kim gönül hoşluğuyla helalinden bir sadaka verirse, bu sadaka bir hurma bile olsa Allah katında büyüyüp çoğalır. Sonunda dağ gibi olur. Hadis-i şerif bu ayet ve hadisten ulaşılacak ortak sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Sadaka verilecek malın Allah'ın rızasına uygun şekilde kazanılması gerekir. Burada Allah'ın rızasına uygun kazanmayla alakalı bir durum yok. Allah samimiyetle verilen sadakaları karşılığını fazlasıyla verir. Evet burada arkadaşlar bundan bahsediyor ama diğerlerine bakalım. Sadaka ibadeti farklı şekillerde yerine getirilebilir. Nasıl getirileceği ile alakalı yine bize bilgi vermedi. Kişinin sadakası kendi imkanları ölçüsünde vermesi beklenir. Yani nasıl verileceği ile alakalı yine yok arkadaşlar. Bu yamaçtaki benzetme Allah'ın bu malları arttırmasıyla alakalı benzetme arkadaşlar. Allah samimiyetle verilen sadakaların karşılığını fazlasıyla verir. Bakın mallarını Allah rızasını dileyerek ve işlerinden gelerek harcanılan durumu tatlı bir yamaçta bulunan, üzerine bolca yağmur yağan, bu sebeple ürünü iki misli veren bir bahçe gibidir. Yani artmasıyla alakalı durum söz konusu. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı. Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve gerçekten iman etmişseniz faizden kalanı bırakın. Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. A'raf suresi 31. ayet. Ayetlerden İslam'ın temel gayelerinden hangisine işaret etmektedir? Bakarsak bu da 278. ayet. Bunların temel gayesi arkadaşlar ne? Allah'tan korkun ve gerçekten iman etmiş iseniz faizden kalanı bırakın. Yiyin için fakat israf etmeyin. Faizden geri kalan ve yiyip içip israf etmemekle alakalı bir durum söz konusu arkadaşlar. Burada ne var? Yani neslin korunması ile alakalı bir durum yok. Canın korunması ile alakalı bir durum yok. Aklın korunması ile alakalı, malın korunması ile ilgili bir durum söz konusu arkadaşlar. İslam'da 5 temel esas vardı arkadaşlar korunması gereken. Burada olmayanı da söyleyelim. Dinin korunması. İslam bu 5 temel esası koruma altına almıştır. Dinin korunması, aklın korunması, malın korunması, canın korunması, neslin korunması. Evet. Dine zarar verecek hurafelerden koruyacağız arkadaşlar. İçine sonradan dahil etmeyeceğiz, ettirmeyeceğiz bir şeyi. Aklı koruyacağız. İçki gibi şeylerle aklımızı kiraya vermeyeceğiz. Malı koruyacağız. Yani kumar vesaire durumlara düşmeyeceğiz. Malı koruyacağız. Canı koruyacağız. Her can kutsaldır arkadaşlar. Her can kutsaldır. Yani Allah'ın verdiği canı Allah alır ancak haksız yere bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Bir insanı kurtaran da bütün insanlığı kurtarmış gibidir. Neslin korunması ise arkadaşlar nesli koruyacağız ki gelecek nesiller daha iyi olsun. Yani gençlerin korunması gerekiyor. Yani kötü alışkanlıklardan, dine aykırı alışkanlıklardan, İslam'a aykırı alışkanlıklardan korunması gerekiyor ki nesil korunmuş olsun. Arkadan gelen nesil o doğallığını, güzelliğini, Kur'an'a ve sünnete uygunluğunu devam ettirebilsin.
Yani bu demek oluyor ki evlilik dışı ilişkiler neslin korunmasına arkadaşlar engelliyor. Dolayısıyla yani Allah'ın yasak ettiği şekilde bu tarz işlerde bulunmayacağız. Evet, bu da neslin korunmasına giriyor. Hani buna olur da mesela bu tarz bir soru gelir de bunların açıklaması yukarıda bir şey verir. Hangisini ifade etmektedir derse aklınızda kalıcı olsun diye kısaca değinmiş olduk. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel şekilde önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki candan bir dost olur. Bu ayetle aşağıdakilerden hangisine ulaşabiliriz? Kur'an insanı iyiliğe ve güzelliğe teşvik eder. Evet. Kur'an insana bilmediğini öğretir. Evet. Kur'an dostlarla iyi zaman geçirmemizi ister. Evet. Bir dakika bir dakika, ulaşabiliriz diyordu. Kur'an insanı iyiliğe ve güzelliğe teşvik eder. Kur'an insanına bilmediğini öğretir. İyilikle kötülük bir olmaz. O zaman senin arasında. Kur'an insana bilmediğini öğretir. Kur'an dostlarla iyi zaman geçirmemizi ister. Arkadaşlar bu yukarıda verilen bilgiyle alakalı değil. Kur'an insana bilmediğini öğretir. Bu da yukarıda verilen bilgiyle alakalı değil. Kur'an bazen düşmanlık yapmamızı ister. Bu da arkadaşlar ulaşabiliriz dedi. Kur'an insanı iyiliğe ve güzelliğe teşvik eder. Cevabımız A şıkkı. Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliği Kur'an-ı Kerim'de aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? Estaizu billah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad kâne lekum fî rasûlillahi üsvetun hasenetun limen kâne yarcullâhe vel yevmel âhire. Allah'a ve Resulüne kavuşmayı umanlar için Allah Resulü'nde güzel bir örnek vardır. Üsve-i Hasene dediğimiz arkadaşlar güzel örnek. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Sıdk, doğruluk, istişare, fikir alışverişi. Esma-i Hüsna'da arkadaşlar en güzel isimler, yani Allah'ın isimleri. Kur'an-ı Kerim hak ile batılı, iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı, iman ile küfrü, helal ile haramı birbirinden ayıran bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim'in özelliği hangi kavramla ifade edilir? Arkadaşlar Furkan ile bu hak ile batılı birbirinden ayıran anlamına gelen özellik Furkan'dır. Zikir, zikretme, nur, ışık saçma yani karanlıktan aydınlığa çıkma gibi şifa da şifa veren arkadaşlar. Ayet-el Kürsi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakara suresinin 255. ayetidir. Allah'ın sıfatlarını, gücünü ve kudretini konu edinir. Evet. Surede sadece Allah'ın hay ismi geçmektedir. Bak bakalım. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Kayyum ismi de geçiyor. Hay ismi de geçiyor. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız C şıkkı. La te'hudu sinetu ve la nev. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. İsminin içinde geçen kürsi kelimesinden alır. Evet cevabımız arkadaşlar C şıkkı. Geldik. Evet arkadaşlar çok uzatmayayım. Bunu da bir sonraki yazılı hazırlık videosunda o zaman yapalım. Şu an bilmiyorum ikisini aslında neyse buradan devam edelim. Bu da arkadaşlar ikinci bir yazılı hazırlık videosu. Normalde bu iki tanesini birleştirmiş olduk. Şunu daha önce yapmıştık. Bunu da birleştirelim o zaman. Bunlardan hangisi çıkarsa artık sizin nasibinize. İnşallah benzerleri veya aynıları çıkar. Evet devam edelim buraya da. Aşağıdakilerden hangisi Hazreti Yusuf'un eğer dakika olarak biraz uzadıysa arkadaşlar kusura bakmayın. Aşağıdakilerden hangisi Hazreti Yusuf'un aleyhisselamın duasında Yüce Allah'tan istediklerinden biridir? Ey Rabbim bana iktidar verdin ve bana rüyaların yorumunu öğrettin. Rüyaların yorumunu öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, dünyada da ahirette de beni yönetip himaye eden sensin. Müslüman olarak canımı al ve beni iyi kulların arasına kat. İyi bir kul olma isteği var arkadaşlar. İktidar sahibi olma, mucizeler göstermek, iyi bir aileye mensup olmak. Evet, iyi bir kul olmayla alakalı burada isteği var duada. Hurafeler dinden olmayan masal, efsane ve rivayetlere dayanır. Genellikle sihir, büyü, ruh çağırma gibi çeşitli batıl inançlara karşımıza çıkar. Bu bilgiye göre hurafelerden sakınmak öncelikle aşağıdakilerden hangisi için önemlidir? Bakın şuradaki yazılı hazırlık videosunda dedik ki arkadaşlar bununla alakalı yukarıda bir bilgi verir. Lazım olabilir. Burada hurafeler arkadaşlar dinin korunmasıyla alakalı, dine zarar vermesiyle alakalı. Cevabımız C şıkkı. Hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha değerli bir miras bırakamaz. Şunu da söyleyeyim. Burada bir önceki yazılımızda yani bu iki taneyi birleştirdik arkadaşlar. Burada ne var bir de dinin korunması, neslin korunması, malın korunması, aklın korunması, canın korunması. İslam'ın koruma altına aldığı 5 temel esası yazın derse burada da canı yanına koyabilirsiniz.
Hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha değerli bir miras bırakamaz. Yukarıda hadis İslam dininin korunmasını amaçladığı temel değerlerden hangisiyle ilişkilidir? Bakın yine aynı tarz bir soru. O zaman güzel terbiyeden daha değerli bir miras bırakamaz dediği husus neslin korunması arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. Aşağıdaki yasaklardan hangisi İslam'daki malın korunması ilkesi ile ilgilidir? Malın korunması değildir dediği için hırsızlık malın korunması ile alakalı, faiz malın korunması ile alakalı, rüşvet malın korunması ile alakalı, dedikodu gıybet arkadaşlar bunlardan değil ama o da yasak. Şimdi akraba ve komşularla iyi ilişkiler kurulması, yardımlaşma ve dayanışma içinde olunması, insanlar arasında adalet ve barışı tesis edilmesi, evrenin işleyişinin incelenip sonuçlar çıkarılması. Şimdi sorumuza bakarsak ne diyor? Numaralanmış ifadelerden hangileri dinin toplumla ilgili tavsiyeler kapsamında değerlendirilebilir? Dinin toplumla ilgili. Şimdi toplumla ilgili olanlara bakalım. Akraba toplumla ilgili mi? Evet, bir. Yardımlaşma ve dayanışma toplumla ilgili mi? Evet. İnsanlar arasında adalet ve barış tesis edilmesi toplumla ilgili mi? Evet. Evrenle alakalı 4. Evet. 1, 2, 3 o zaman cevabımız. 1, 2, 3. Nerede var? C şıkkında. İslam dinine göre inancın, ibadetin ve ahlakın ve sosyal ilişkilerin temelinde yer alan temel kavram aşağıdakilerden hangisidir? İnancın, ibadetin ve ahlakın ve sosyal ilişkilerin temelinde. Arkadaşlar infak, rızık. İnfak ne? Allah yolunda harcama, verme. Rızık. Allah'ın vermiş olduğu her türlü nimet arkadaşlar. Sadaka Allah yolunda harcamak. Tevhid ise arkadaşlar birlik. Yani tevhid inancı hepsini içine alıyor. Bizim yapmamız gereken, yapmamamız gereken esasları hepsini içine alması Allah'ın bir olması. Onu kabul ettikten sonra kelime şehadet, kelime tevhid getirdikten sonrasında Allah'ın bizden istediği ya da istemediği her türlü davranışı aslında kabul etmiş oluyoruz. Bir nevi sözleşme imzalamış oluyoruz. Yani La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediğimizde Allah'ın ve Resulünün bize söylediklerini, yap dediklerini veya yapma dediklerini yapmayacağımızı vaat etmiş oluyoruz. Yukarıdaki ayet dinin temel gayeleri açısından ele alındığında aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle ilişkilendirilemez? Ey iman edenler, şarap, kumar, dikili taşlar, putlar, fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir. Bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi? Maide suresi 90-91. ayetler. Bakarsak şarap arkadaşlar aklı götürüyor. Kumar malı götürüyor. Dikili taşlar da dini götürüyor. Çünkü hurafe. Burada neslin korunmasıyla alakalı bakın bir durum yok. Aslında hepsini okumadan şu üçünü okuduğumuzda direkt soruya kısa yoldan cevap verebileceğimizi gördük. Aşağıdakilerden hangisi Asr suresinde vurgulanan temel özelliklerden birisi değildir? Bismillahirrahmanirrahim. Vel asri innel insane lefî husr illellezîne âmenû ve amilussalihâti ve tevâsav bil hakki ve tevâsav bis sabr. İman etmek vurgulanıyor. Asra yemin olsun insan muhakkak ki zarardadır. İman edenler, salih amel işleyenler, birbirine sabrı tavsiye edenler istisna arkadaşlar. Merhamet tavsiye etmekle alakalı bir durum yok. Cevabımız D şıkkı. Kureyş suresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İbadetleri gösteriş için yapanları kınanır. Cahiliye dönemi Araplarından bahsedilir. Evet, onların yolculuklarından bahsediyor. Rihle kelimesi geçiyor. Allah'a Celle Celal ve ibadet etmek gerektiği hatırlatırı. Feliya'budu Rabbe hazel beyt. Bu evin Rabbine kulluk etsinler. Kureyş, Hazreti Peygamber'in mensup olduğu kabilenin adıdır. Evet, ibadetleri gösteriş için yapanların kınanılması arkadaşlar Maun suresinde vay o namaz kılanların haline. Yani erayetellezi yükezzi bittin fezalikellezi yedü aleyetim ve la yehut ala damil miskin feveylül lil musallinellezine hümansalatim sahunellezine yuraunel maun. Orada geçiyor arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı. Haksız yere bir serçeyi veya daha küçük bir hayvanı öldüren insandan Allah bunun hesabını mutlaka soracaktır. Nesai daha ya 42. hadis-i şerif. Yukarıda verilen hadiste Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin hangi özelliğine vurgu yapılmaktadır? Adaletli oluşu, dürüstlüğü, güvenilirliği, merhametli olması arkadaşlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayvanlara bile merhamet ederdi. Burada hesapla alakalı da aslında bakarsak arkadaşlar haksız yere bir serçeyi veya daha küçük bir hayvanı öldüren insandan Allah bunun hesabını mutlaka soracaktır. Aslında burada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın burada adaleti ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in burada hayvanlara verdiği değeri de arkadaşlar gösteriyor.
Cevabımız D şıkkı. Ama A da arkadaşlar şöyle hesap dediği için A da olabilir. Ben burada D diyorum çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada aslında hayvanlara bir değer verdiğini, merhamet gösterdiğini gösteriyor. Haksız yere sadece insanların öldürüp öldürülmemesiyle alakalı bir durumdan bahsetmiyor. Cevabımız D şıkkı. Şayet arkadaşlar kafanızda takılan bir husus varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Rabbim halkımı bağışla. Onlar ne yaptıklarının farkında değiller. Yukarıdaki peygamberimizin sözü onun hangi özelliğini gösterir? Merhametli oluşunu gösteriyor arkadaşlar bize. Onlar ne yaptıklarının farkında değil. Onları cesaretli oluşu, hoşgörülü oluşunu, danışarak iş yaptığını. Burada arkadaşlar peygamberimize kötülük yapılmasına rağmen onlara karşı merhametli oluyor, affedici oluyor. Danışan dağları aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış. Bu atasözünün anlamı aşağıdaki hadislerin hangisiyle uyumludur? Yer ve gökler adaletle ayakta durmaktadır. Merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. Bir millet işlerini istişare ile yürüttüğü sürece sıkıntıya düşmez. İstişareden bahsediyor arkadaşlar bu hadis-i şerif. Şey pardon bu söz. İstişare. Yani bir iş yapacağımız zaman büyüklerimizle, tanıdıklarımızla fikir alışverişinde bulunmamız gerekiyor. Güneş sağ elime, ayı da sol elime koysalar yine de yolumdan dönmem. Burada bahsettiği husus C şıkkı. Hazreti Peygamber Müslüman olmayan komşularıyla iyi ilişkiler kurmuş, komşuluk haklarına dikkat etmiş, hastalandıklarında onları ziyaret etmiştir. Vefat ettiklerinde cenazelerine saygı göstermiş, kendisine sıkça uğrayan bir Yahudi çocuğunu hastalandığında ziyaret ederek memnun etmiştir. Bu paragraf aşağıdakilerden hangisiyle ilgili değildir? Hasta ziyareti, komşuluk ilişkileri, cenaze adabı, evet çocuk terbiyesi. Evet arkadaşlar burada çocuk terbiyesiyle alakalı bir durum geçmiyor. Hastalandığında çocuğu ziyaret etmesi, cenaze adabı, komşuluk ilişkileri. Yani gayrimüslim bile olsa onlara nasıl davranması gerektiğini gösteriyor. Burada çocuk terbiyesiyle alakalı bir durum yok. Aşağıdakilerden hangisi dinin korunmasına yönelik önlemlerdendir? Önlemlerdendir. Burada ne eksik olmuş? Aşağıdakilerden hangisi dinin korunmasına yönelik önlemlerdendir? Alkolün yasaklanması, evet. Dinin koruma önlemlerdendir. Hangisi dinin korunmasına yönelik önlemlerdendir? Dinin. Evet. Alkolün yasaklanması arkadaşlar bu aklın korunması ile alakalı. Gaspın yasaklanması, malın korunması ile alakalı. İslam dininin 5 temel esası vardı hatırlarsanız. Zinanın yasaklanması, neslin korunması ile alakalı. Dinin korunması ile alakalı ise hurafeler arkadaşlar. Bidatların yasaklanması dinin korunmasına yönelik esaslardandır. Cevabımız C şıkkı. Şayet mesela burada farklı bir şey vermiş olsaydı. Alkolün yasaklanması arkadaşlar aklın. Hangisi aklın korunmasına dair dese cevabımız bu. Hangisi malın korunmasına dair deseydi cevabımız B. Hangisi neslin korunmasına dair deseydi arkadaşlar cevabımız D şıkkı olacaktı. Burada olmayan ne var? Burada olmayan nesil, mal, akıl, din, can. Yani burada canın korunmasına dair deseydi adam öldürmeyle ilgili bir şık olmuş olsaydı o da canın korunması olurdu arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem'in sözleri, uygulamaları ve sahabilerin yapmış olduğu davranışların onaylamasıdır. Yukarıda tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Kur'an arkadaşlar değil. Tebliğ peygamberimizin Allah'tan aldığı vahiy insanlara açıklaması. Vahiy de Cebrail aleyhisselam peygamberimize getirmiş Allah'tan aldığı emirleri getirmesine vahiy diyoruz. Sünnet ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu davranışlar, söylemiş olduğu sözler veya bazen de susmasına biz sünnet diyoruz. Evet, geldik diğer soruya. İlahi kitaplar gönderildikleri kavmin diliyle vahyedilmiştir. Buna bağlı olarak Kur'an-ı Kerim'in dili de Arapçadır. Kur'an peygamberimize bir kere de vahyedilmemiş, hem Mekke'de hem de Medine'de olmak üzere 23 yılda parça parça indirilmiştir peyderpey. Bu parçada Kur'an-ı Kerim ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı verilmiştir? Gönderilme sebebi, temel konuları, gönderilme süreci nasıl olmuştur sorusuna cevap burada arkadaşlar var. 23 senede peyderpey. Hangi peygambere gönderilmiştir? Ona da arkadaşlar yok. Cevabımız C şıkkı. Aşağıdaki ayetlerden hangisi Kur'an'ın ana konularından ahlakla ilgilidir? Geçmiş her ümmet içinde mutlaka bir uyarıcı peygamber bulunmuştur.
ahlakla alakalı. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler ibadetle alakalı diye yarattım. Allah şüphesiz adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara bakmayı emreder. Hayasızlığı, kötülüğü ve haddi aşmayı yasak eder. Nahl suresi Cuma günleri hutbede okunan ayet. Hutbe bittikten sonrasında cevabımız C şıkkı. Herkesin kazanacağı yalnız kendisine aittir. Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenmez. Enam suresi 164. İyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı, iman ile küfrü, helal ile haramı ayıran anlamına gelen Kur'an ismi hangisidir? İyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı. El Hadi arkadaşlar hidayet veren, Eşşafi şifa veren, Ezzikir zikredilen, El Furkan ise arkadaşlar hak ile batılı ayıran anlamına geliyor. Cevabımız A şıkkı. Peygamberimiz Evs ve Hazreç kabileleri arasında bulunan kan davasına son vermiştir. Bu durum İslam dininde benimsenen temel esaslardan hangisiyle ilişkilidir? Canın korunması. Evet, cevabımız canın korunması. Dinin korunması. Malın korunması. Neslin korunması. Kan davası var arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız canın korunmasıyla alakalı. Uzun süre kavmine tevhid inancını anlattı ama kavmi onu inkar etti ve tufanda boğularak helak edildiler. Kimden bahsediyor? Hazreti Nuh Aleyhisselam'dan bahsediyor. Arkadaşlar Nuh Aleyhisselam'dan bahsediyor. Tufan hadisesi Hazreti Nuh Aleyhisselam ile ilgili. Evet arkadaşlar, bir yazılı hazırlık videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki yazılı hazırlık videosunda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalımızın oynatma listelerinden, ikinci dönem yazılı hazırlık videolarından faydalanabilirsiniz. Neler var? Kur'an-ı Kerim, din kitabı, ahlak bilgisi, peygamberimizin hayatı, Arapça ve şayet konularda geri kaldıysanız arkadaşlar ikinci dönem birinci yazılı hazırlık videolarından da faydalanabilirsiniz. Arapça ders kitabı cevaplarından Elifba, Kur'an-ı Kerim videoları var arkadaşlar. İnşallah zamanla daha da fazlası olacak. Hepinize destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Gireceğiniz bütün sınavlarda başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Özellikle LGS'de de LGS sınavında inşallah istediğiniz güzel yerlere ulaşırsınız. Hepinize başarılar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi sizlerin üzerine olsun. Şunu söyleyelim. Biraz uzattıysak hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dostça kalın.